Gelecek. Şu an kamp yapılan otelin içerisindeyiz bizler. Sayın Başkan fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmıyor bir yandan. Şampiyonluğun kutlaması devam ediyor. Tabii ki bugün itibariyle bu kutlama devam edecek. Sayın Başkan, ilk açıklamayı yaptınız ama sonrasında takımın oteline geldiniz. Futbolcularınızı eminim görüşmüşsünüzdür. Şöyle söyleyeyim, biraz daha rahatladınız mı? Yani keyifli bir durum var sadece. Futbolcularımla sahada görüştüm. Şu anda kendilerini görmüyorum. Çünkü önümüzde bir sorumluluğumuz olan bir kupa maçımız var. İnşallah onu da aldıktan sonra daha bir rahat hareket edebiliriz. Dolayısıyla şu anda maçları olduğu için dinlenmeleri gerekiyor. Sayın Başkan, çok zor bir sezon oldu. Son haftaya kadar kaldı. Sergen Hoca ile iyi bir hem yönetim hem teknik heyet, iyi bir süreç, şampiyonluk geldi. Neler söyleyeceksiniz Sergen Hoca endeksinde? Şimdi Sergen Hoca tabii ki takımın hocası ve başarının en büyük mimarlarından biri. Kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Futbolcuların emekleri çok. O çocuklar çok istekli ve arzulu oldular. Bir kolej havasıyla sezonu top oynayarak geçirdiler. Dolayısıyla Ümraniye'de bize emeği geçen çok kişi var. Hizmet edenler var futbolcularımıza, hocalarımıza. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sergen Hoca'nın ekibindeki bütün hocalarına teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Hak ettiler. Çok mücadele ettiler sabırla. Ama her şeyden önce pandemi döneminde beraber olamadığımız taraftarımızın inşallah önümüzdeki senelerde bir iki tane, üç tane daha, 5 tane daha şampiyonluk yaşayabileceği, onların da bunun keyfini sürebileceği bir sezon geçirmeyi, pandeminin bittiği bir dönemi Allah'tan diliyorum. Sayın Başkan, hedefin iki kupa, çifte kupa olduğunu söylediniz. Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili neler söylersiniz? Yani bu saatten sonra onu da bırakmak istemeyiz ama tabii ki futbol sahada oynanıyor. Sürprizler olabilir ama onu da biz hak ettiğimizi düşünüyorum. Sayın Başkan, son 6 yıldaki Beşiktaş'ın 3. şampiyonluğu. Bu ivmeyi nasıl açıklarsınız? İyi, gayet güzel. Neyini açıklayayım yani? Tabii şampiyonluk geldi. Akıllarda soru yarın için, bir sonraki gün için, bir sonraki hafta için. Gezal, Rozier, nedir durumlar? Var mı bir gelişme bugün itibariyle? Yani müsaadenle bu akşam bir uykuyayım. Onda da sabahleyin hallederiz herhalde. Peki. Hallederiz. Onlar bizim çocuklarımız. Hepsi. Ben eğer imkan olursa tüm bu ekiple beraber yola devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bu gecenin belki en önemli mesajı bu. Hepsiyle yola devam etmeyi çok istiyorum. İnşallah başarırız, beraber oluruz. Büyük başarı! Büyük başkan! Büyük başkan! Pandemi var ama. Büyük başkan! Büyük başkan! Taraftarlar yasaların müsaade ettiği çerçevede kupamızı alırken bunu yapmak istiyoruz. Tarih belli oldu mu Sayın Başkan? Vallahi federasyon başkanımızla yarın konuşup bu işi 19.03'te yapabilirsek Vodafone'da yapmak istiyoruz. Ama federasyonun da tabii olurunu almamız gerekiyor. Onların pozisyonlarını bilmiyorum. Ama hedefimiz 19 Mayıs'ın 19.03 saatte arzumuz bu. İnşallah öyle olur. Ahmet Nurçebi, Beşiktaş'ın başkanı tezahüratlarıyla çok teşekkür ederiz. O da tezahüratları işaret etti. Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nurçebi tezahüratları. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları bu şekilde. Bizim röportajlarımız devam edecek. Sayın Başkan, tebrikler. Şampiyon oldu Beşiktaş. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Yani şampiyonluk çok güzel ve farklı bir şey. Özellikle az evvel de söyledim. Pandemi döneminde bu şampiyonluğun değeri çok fazla. Geldiğimizdeki sıkıntılarımızın üzerine kulübü yürütebilmek, ayakta tutabilmek adına mücadele verirken bu arada futbol takımımızı şampiyon yapabilmek çok önemliydi bizim için. Ben ta başından beri biliyorsunuz şampiyon olacağımızı söyleyen İlk ve tek isimdim. Daha sonra tabii arttı bu rakamlar. Ben buradan bir defa bütün futbolcularıma teşekkür ediyorum. Sergen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Onun teknik kadrosuna teşekkür ediyorum. Taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Onsuz bir sene geçti. İnşallah pandemi biter, onlarla tekrar kucaklaşırız.
Karıma da teşekkür ediyorum. Çok çok sıkıntı çekti. Yani eve falan hiç gitmedik. Çocuklarım öyle, onlara. Babam özellikle çok yanımdaydı. Kardeşlerim, erkek kardeşim. Yani bana emek veren ve Beşiktaş Kulübü'ne destek veren ve özellikle bırakmam seni kampanyasında bu kulübü bırakmayanlara binlerce kere teşekkür ediyorum. Karşılığını verebildiğimizi düşünüyoruz. Şimdilik devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, çok zor bir şampiyonluk oldu. Çünkü son hafta önce Galatasaray'a, sonra Karagümrük'e yenerek puan farkı indi. Ve bugün son dakikaya kadar şampiyonluk şansı Beşiktaş'taydı ama gidebilirdi. O anlar neler yaşadınız, ne hissettiniz? Evet, 5-10 dakika dışarıdaydım. Son 5 dakika izleyemediniz mi? 10 dakika dışarıdaydım, izleyemedim. İzleyemedim, yapamadım yani, olmadı. Sadece saate bakıyordum. Sürekli böyle. Sayın Başkan, saha içindeyle omuzlara alındınız. O andaki duygularınızı hissettiniz. Yani ben çok yaşlı biriyim ve bana biraz ağır geldi ama olsun, o da bir keyif. Sayın teşekkür Başkan ederim, her şampiyonluk anlamlıdır ama ben buradan yakından bakıyorum size. Gözlerinizin dolu dolu olduğunu görüyorum. Nadir ağlarım ama yani bugün de ağlayalım, müsaade edin. Sevinçten olsun. Başka kederden olmasın da. Sayın Başkan, Beşiktaş tarihinin bugün 16. şampiyonluğu kazanıldı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani 16, 17, 18, 19, 20 devam edeceğiz. Yani daha bitmeyecek. Biz 118 yıllık bir kulübüz. Biz bu sene şampiyon olmak için gelmedik. Bunun devamı var. Devam edeceğiz Allah izin verirse. Hakikaten gerçekten çok emek verdik çocuklar. Geldiğimizde gerçekten çok vahim tablo vardı. Gerçekten vahimdi. Çok emek verdik. Özellikle yöneticilerimin, herkes öyle veya böyle diyebilir ama yöneticilerimden Allah bin kere razı olsun, çok emekleri var bu kulüpte. Herkes beni zannediyor ama arkada birçok yöneticimin bu kulübe çok emek verdiğini, bu şampiyonlukta çok haklı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Yani bir konuşamıyorum yani. Çok sağ olun. Teşekkürler. Erdal Bey, 89 golle Beşiktaş tarihinin en golcü şampiyonluğunu da yaşadınız. En golcü sezonunu yaşadınız. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya o, bu Sergen Hoca'nın teknik ve taktiğiyle ilgili bir şey. Aktif bir futbolcu. Atmak istiyor. Gol atmak istiyor. Hani Karagümrük maçına dönün bakın, Galatasaray maçlarına bakın. Hocamız oynamak istiyor. Top oynamak istiyor. Bir de biliyorsunuz çok puan kaybettiğimiz bazı maçlar var. Birçok takımın top oynamadığı ve oynatmak istemediği bir oyun stili. Hani kurallar değişse de futbol tadıyla oynansa diye çok arzu ediyorum. Tabii benim haddim değil bu ama hoca en azından onu kendisi fiilen Beşiktaş takımında uyguladı. Herkes sürekli olarak Beşiktaş çok keyifli top oynuyor. Beşiktaş'ı seyrederken keyif alıyoruz dedi. Bunu yapan çocuklar ve Sergen Hoca ve onun teknik ekibidir. O teknik ekibin dışında Yunaniye'de bir hayat var arkadaşlar. Yani yemeğimizi pişirenden oralarda emek veren hizmetli kardeşlerimiz var. Belki de %30'u 40'ı da onlara sayalım bu şampiyonluğun. Bu futbolcuların üzerinde onların çok büyük emeği var. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Tamam, ben gideyim. Tebrik ederiz. Erdal Bey, Adnan Bey, lütfen sizle duygularınızı öğrenirsek çok... Müsaadenizle gidiyorum. Çok sağ olun Sayın Başkan. Görüşmek üzere. Erdal Bey, sizi şöyle ortaya alabilirsek. Böyle alabilirsek sizi. Ortaya doğru alabilirsek sizi. Evet. Sizin de duygu düşüncelerinizi çok merak ederiz. Özellikle bu sezon kadro planlamasında etkin rol oynadınız. Ya kelimelerle anlatılacak gibi değil. Gerçekten çok büyük bir duygu. Yani bunu yaşamak gerekiyor. Nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Ama hanımımda, çocuklarımdan özür diliyorum. Bayramda onlarla beraber olamadım. Burada takımın yanında kalmak zorunda kaldık. Yani mutlu bir şekilde bitirdik. İnşallah onlar da beni affeder. Şimdi Hollanda'ya çok güzel bir şekilde dönebilirim. Yani onun sevincini yaşıyorum. Başkanımız çok güzel tarif etti. Başkanımızın emeği çok büyüktür. Hocamızın emeği büyüktür. Ama tabii ki yönetim kurulumuzun da çok büyük gayretleri, emeği olmuştur. Burada başkanıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızın yanaklarını öpüyorum. Hepsi çok güzel işler yaptılar. Yani demek ki kısıtlı imkanlarla da güzel işler yapılabiliyormuş. Biz bunu yaptık, başardık. Çok mutlu olduk. İnşallah devamı gelir. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Adnan Bey, sizin de duygusunuz. Sayın Berkay Firar, göreve geldiğiniz günden neredeyse 1,5 yıl üzerinden geçti. Evet. Mali problemlere çok değindiniz. Bu konu üzerinde çok kafa yordunuz ama gelen bir şampiyonluk var. Ne söylersiniz? Şimdi muhteşem bir duygu bir kere öncelikle. Gerçekten bu duyguyu yaşamak bütün bu yaşadığımız sıkıntılara değdi. Yani ben ilk defa bir yönetici olarak böyle bir duyguyu tadıyorum. Beşiktaş tarihinin en büyük şampiyonluğu diyebilirim buna. İçinde bulunduğumuz şartları biz çok iyi biliyoruz. Bilenler, anlamak isteyenler herkes biliyor ve buna rağmen başta başkanımız Ahmet Nurçebi olmak üzere
teknik direktörümüz, bütün ekip, yöneticilerimiz bu şartların içerisinden böyle bir şampiyonluğu çıkardık. Beşiktaş büyük bir kulüp. Bu bizim önümüzdeki dönemde mali sorunları daha hızlı bir şekilde aşmamız için de yardımcı olacağı için ben ayrıca mutluyum. Şimdi hep birlikte hem futbolda zirveyi sürekli hale kılmaya çalışacağız. Önemli olan sürdürülebilirlik. Beşiktaş daha evvel de şampiyon oldu. Ama bunu sürdürülebilir ve Avrupa'da daha güçlü bir kulüp haline gelmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz, devam edeceğiz. Teşekkürler tekrar Sayın Dağ Gökhan'da. Evet, yeniden stüdyodayız ama dışarıdaki canlı yayın noktalarına gitmeye devam edeceğiz. Feyyaz Hocam, şampiyon olan takımın taraftarına gazoz ısmarlayacağım demiştim ben. Gazozlar orada hocam bak. Gazozlar orada hocam. İçeceğiz, serinleyeceğiz. Tamam. Hangi gazozlar olduğunu izleyicilerimize de gösterelim. 25 milyon falan herhalde gazoz. 25 milyon fabrika değerli, falan. Değerli gazoz. Bütün tarafta arası öyle 6 tane de falan olmaz. Hüseyin verelim mi? Hoca şeyimizi? Bari bir buz kalıbı olsaydı, eskiden öyleydi biliyoruz arabalarda. Buz kalıbının üzerine koyarlardı gazozları, evet. Bunları. Böyle soğuturlardı değil mi? Şöyle bir dekor, evet, yapsaydı. Onları güzel bir soğutmak lazım önce. Statların dışında da var değil mi hocam? O buz kalıbı tabii satılırdı. Tık buz kalıbının açıp üzerine aynen koyarlar. Kimse de o şişeyle giren tabii atmazdı ama sahaya hocam. Tabii. İçerdi, oraya koyardı, çöpe atardı. Şu filmi bir izleyelim.